Merhaba sevgili arkadaşlar, Alper ben. Tekrar bir GTA Online videosuyla daha karşınızdayım. Bu videomda da sizlerle bir öncekinde olmuş olduğu gibi bir prep videosu çekeceğim. Bu prep videosunda bir öncekini hatırlıyorsunuz. Kumarhaneye gitmiştik, kameralarla bir yerleri gözlemlemiştik, paranın olduğu yeri bulmuştuk falandı filandı derken buraya gelip tam bu noktada videoyu sonlandırmıştım. Şimdi görev kısmına kaldığım yerden devam ediyorum. Bu göreve başlamadan önce arkadaşlar, bu Heist ile ilgili çekeceğim son video, yani görevlerle ilgili çekeceğim son video, ana Heist'lerle ilgili video çekmeyi düşünmüyorum. Bunu düşünmememin sebebim açıkçası çok da spoiler vermek istemiyor oluşum. İlgilenen varsa internette farklı videoları izleyebilir ya da kendi oyunu sahipse kendi Atari salonu, yani arcade'ini satın alıp kendisi oynayabilir sevgili arkadaşlar. Şimdi bir başlayalım. Evet, Lester abimiz yine anlatıyor bize. Silent and sneaky. Now I'm not meant to have favorites, but if you've ever seen me creeping into your bedroom and videoing you in your sleep, you'll know this one's for me. You gotta get in and out without being seen. Bakalım neler varmış arkadaşlar. The big con. It's catfishing IRL. And who doesn't like pretending they're someone else and making a mark look stupid? In this case, we're fooling casino security. It'll hold us some uniforms and walk in there like you know what you're doing. Aggressive. This approach relies on going in hard and fast and violent. And catching security on the back foot. Expect heavy resistance by the time you make your way out. Price of doing it dirty, I guess. Evet. Seçebilirsin diyor. Falandı filandı. Select. Bakayım neler varmış abi. Extras diyor arkadaşlar. Extras neymiş? Casino model diyor. Parayla mı satın alıyoruz? Alalım abi. Pay for equipment, yani ödeme yap diyor ekipman almak için. Öde abi. Ne kadar veriyoruz? 130k. O maşallah. Giren girsin diyor yani Alper'e. Ama zaten bir dünya para var. Bunları da harcamak için. 425k da buna. Bu arada Diyacım, bana soruyordun geçenlerde nasıl alırım ederim falan diye. İşte sadece gördüğün gibi, yani almakla olmuyor. İçini de gördüğün gibi bayağı bir dolduruyorsun ki onlar da bedavaya dolmuyor maalesef. Başka yapılacak bir şey var mı? Bir bakalım. To do list'te bir şey yapamıyoruz. Bunu halletmişiz. Başka yapmamız istediği bir şey var mı? Bunlar görevler herhalde arkadaşlar. Şimdi göreve girmeyeceğim işin açıkçası. Şu anda şu prep kısmını tamamladık galiba ama Stealth Select Approach diyordur bakalım bir. Bununla ilgili yapmamız istediği bir şey var mı? Şu an için yok. Şimdilik bir çıkalım demeye kalmadı. Ne olduk? O, buraya bir şey geldi. Masanın üzerine. Bu ne? Dekoratif bir şeymiş bu ya. Öyle ahım şahım bir şey değil. Kumarhanenin sadece maketi gibi bir şey. Bu
Bir de bir şey daha almıştık biz ama ne aldık arkadaşlar? Burada değil herhalde. Neyse. Neyse. Şu listeye bir kez daha bakacağım. Yapmam istediğim bir şey var mı? Setup board diyor çünkü. Hala setup'tan bahsediyor bana. Bu nedir? Bu Silent and Sneaky Approach for this heist. Ah, fellow creep. Silent and sneaky it is. Now if you get seen, the jig will be up and you'll have to fight your way through. For the stealthy approach, this is the prep work we gotta consider. The more homework you do now, the more options you'll have when it comes to the heist. Now the crew. We need them here at Mission Control, organizing everything with me. Gunmen. These guys will use their contacts to source some unmarked weapons. And if you've got the spare cash, bir silahçımız, bir sürücümüz, bir de hackerımız varmış arkadaşlar. Görevimizi anlatıyor. They're gonna set up your getaway vehicle and a switcher car to help you lose the cops if you want to pay for one of those. Better the driver, the better the cars they can help you acquire. Hackers! My tribe. They'll determine how long you get in the vault, so choose wisely or, you know, cheaply. Your call. Aramam yeter öyle mi? Bakalım. This is the prep board. Hazırlık tahtası burası. Bir bakalım. Prep work locket. Select your support. Allah Allah. Bas diyorsun. Tamam basıyorum abi. Şeyleri de değiştirebiliyormuşuz. İyi abi. Expert. Gustavo. Bu adamı bir yerden hatırlıyorum. Gustavo Mota. Hiç yabancı gelmedi. Seç abi. Mr. Mota. Gus the gun. Fine choice. Driver. Gel bakayım. Karim Dance. Zayıf. Expert. Chester McCoy. Expert diyor abi. If this guy's done a good job for you before, I'm sure he'll find us the vehicles. Daima en iyilerle çalışırım. Zayıf diyor. Aha! Paige Harris. Johnson sen, John. Harris, one of the best. She'll give you the time you'll need inside the vault. Güzel. Şimdi, approach diyor. Bunlar neymiş abi bunlar? Bunların kendi görevleri mi var? Vay. Başka neler var abi? Okay, your gunman can provide you with options on where to steal untraceable weapons. These guns will not lead back to us if the shit hits the fan. And I know you're a genius, okay, but I've seen a lot of shit and a lot of fans in my day. Rifle yapalım abi. Göreve atacak mı? Bakalım. We've traced some untraceable weapons for you. Shipments held up at Port City. If you're quick, you can head over there and grab them before they're seized by the cops. Evet, patlayalım arabaya. Thank you.
Haritada yeşille maskeyi işaretlemişler. Acaba maske falan mı aldıracaklar? Muhtemelen öyledir. Bu arada izleyen arkadaşlarımıza da selamlarımızı tekrar verelim. Arabanın yolcusu fena değil. Got there already. They're swarming all over the place. Oh, we might be okay though. Just keep going and we'll take a second look at the situation when you arrive. Polislerle alakalı bir şeyler dedi ama içinden biz burada biraz çatışacağız diyor. Ben her ihtimale karşı silahımı hazırlayayım da. Yok be abi, haritanın ta bir ucundaymış ya. Okay, okay. Not too bad. Cops are thin on the ground. Must be a sale at the donut shop. If you play this smart, you might be able to get in and out with the shipment without them suspecting a thing. Şimdi nasıl olacak o? Oraya nasıl gireceğiz? Arabayı şöyle mi park etsek acaba? Ya da olmadı, onlarınkinden bir tanesini alırım artık. Oraya varacağız. O gemiye mi gideceğiz? Evet. Da nasıl gireceğiz? Tabi orası var. Yani her. Bir bakalım. O gemide ne var ise var. Buradan atlayabilir miyim acaba? Yok abi, oradan denize girme ihtimalim var. Silahları ara diyor. Abi burada silaha benzer bir şey göremiyorum. Aha, şu olsa gerek. Şu olsa gerek. Evet. Evet. Unmarked weapons. Şeye dön diyor. O kurumayı mı aldırtacak acaba bana? Cenab-ı Mevla'ya sığınıp yardır diyor ama ah be, suya düştük. Buradan nasıl çıkacağız? Burada çıkacak yer... Aha! İşte burada. Arabayı da orada bıraktık ama... Aç.
yapacak bir şey yok artık. Bu arada arkadaşlar dikkat ettiyseniz haritada kırmızı şekilde parlıyorum. Eğer bu oyun bir public server olsaydı şu anda herkes bana düşman olacaktı. Haritalarında kabak gibi meydana çıkacaktım. Evet, helikopterimizi alalım. Yani helikopteri nereye attı bu şimdi? Beklediğimden kolay oldu. Ben güya çatışırım diyordum ama bu kadar görevlerin kolay olması hayra delalet değil ha arkadaşlar. Evet, mekana az kaldı. Şöyle bir yere acil iniş yapalım. İşte budur. Silahlarımızı bulduk. Your gunman will stash the unmarked weapons at the casino for you. They'll likely be dropped in the laundry room or waste disposal. That you might want to remember this on the heist. Otherwise you'll be down to just a pistol. Ayda yine mi? Eyvah eyvah. Hadi bu kadar kısa olmazdı. Evet, doğru. Sağ alttaki göstergeyi ihmal etmişim, unutmuşum. Doğru. Ama tabii ki iki kişi gerekli bunun için. Evet. Polislere nişan alıyor. Eyvah eyvah. Polislerle kurgür çıktı. Hiç sevmediğim mevzu. Benim araba güme gider diye korkuyorum. Hadi giderse de gitsin ya, ne yapalım. Polis helikopterinden bir kurtulabilsem. Yeter ha. Mal, öyle gömersin işte.
aklıma bir şey geldi. Polisleri bir ekelim. Önce şu üzerimizden yıldız bir kalksın. Bakın Lester aramak bir işe yarayacak mı? Muhtemelen yemez. Çünkü Lester görevlerinde Lester kendini arattırmıyor sevgili arkadaşlar. How can I help? That's not gonna work. Give me a call back when simple decisions don't freak you out so much. Tüh. İşe yaramadı. Üzerimdeki arama bir kalksa, evet, işte bu. Arama kalktı. Ama oradaki polisler mesela. Polisler hala kalkmadı çünkü. Artık yapacak bir şey yok. Yine aranma şeyi çıkacak ama. Bakalım. Nereden vuruyorsun sen beni? Gel. Başa düştü ya. Nerede bu? Oo, bir sürü polis geldi. Bir sürü polis var. Aha. Buralarda da yer varmış. Evet, işte bu. Kaybolun. Evet. Bunu da alırsak. Birilerine bir şey oluyor. Bye bye. Galiba kurtulduk arkadaşlar. Kurtulmak üzereyiz daha doğrusu. Polislerden kurtul diyor ama hala polislerden kurtulamadık demeye kalmadı. Hop, yavaş. İşte bu. Silahları teslim ettik. İşimiz bitti. Vay, burada bir
Araba var, canavar. Evet, silah güçlendirebiliyormuşuz Hey burada. Holmes. Aa, What's wrong? Paige de burada. Hey. Sana da hey. Whatever. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi görevimizi de burada tamamlamış olduk. Bu arkadaşlar geldiler, artık burada yaşayacaklar. Hele de özellikle şu amca, her yerde görüyoruz bunu. Avenger'ın What's happened? içerisinde var, Bunker'ın içerisinde var, Facility'nin içerisinde var. Var oğlum, var yani. Daha fazla videoyu uzatmayalım. Yaklaşık bir 26-27 dakika olmuştur diye tahmin ediyorum. Bu videomuzu da burada sonlandıralım. Dediğim gibi başka bir preps videosu çekmeyeceğim. Daha doğrusu heistlerle alakalı video çekmeyeceğim. İlginç bir araç vesaire satın alırsam ancak onları çekerim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Kendinize çok çok iyi bakın.